Merhaba arkadaşlar, ben Elif Derin. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Malum karantina günlerindeyiz, evdeyiz, oturuyoruz. Artık günleri saymayı bırakalı, çok oldu. Daha önceki videomda da söylemiştim zaten. Şimdi ben bugün sizlere evlilik vizesi ile ilgili bilgiler vereceğim. Ben buraya evlilik vizesiyle geldim. Bununla ilgili neler yaptık, nelere dikkat ettik? Benim bazı arkadaşlarımın başına gelen bazı talihsizlikleri sizinle paylaşacağım. Hani siz de bunlara dikkat edin diye. Evlilik vizesine başvurmadan önce bu videomu mutlaka ama mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. İlk önce biz yani eşimle 4 ayda evlenme kararı aldık. Hani kısa bir süre oldu. O yüzden evlendikten sonra vizeye başvurabildik. Bazıları hani uzun görüşen insanlar daha önce kendi aralarında nikah hani kıyıp işlemleri hızlandırmak için hani düğünden sonra direkt gelebilmek için önceden yapıyorlar bu işlemi. Biz düğünden sonra yapmak zorunda kaldık bu işlemi. Bizden istenen evraklar, özellikle benim tarafımdan istenen evraklar zaten kısıtlı, çok fazla bir evrak yoktu. Benden istenen evraklar A1 sınavı var, bu dil yeterlilik sınavı. Evlilik vizelerine başvurmadan önce bu sınavı mutlaka geçmek zorundasınız. Ben de yaklaşık ya 3 kere de falan geçebildim. A1 diye geçiyor, hiç de öyle basit değil. Bayağı bir konuşabiliyor olmanız lazım. Ve bu sınav iki yerde yapılıyor. Bir IDP Education diye bir yer, bir de British Council diye bir yer. Ben ikisinde de girdim. En son IDP'de geçtim zaten. Bayağı bir hazırlandım bu sınav için. Yani aylarca uğraştım. Yani çünkü altyapımda bir lisede gördük, üniversitede gördük puan ama hani öyle bir İngilizce yeterlilik seviyem yoktu. Hani biliyoruz, okey, okullarda gördük ama hani kendimi böyle anlatacak seviyede değildim yani. Ki gerçekten o sınavlar 18 dakika sürüyor. Yani 18-20 dakika arası iki kişi giriyorsun sınava ve karşındaki insanı da bilmiyorsun kim. Yani İngilizcesi iyi, perfect biri de denk gelebilir. Bır 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 konuşur. Bir de böyle lisanı da hani şey, nasıl, telaffuzları da böyle hani bir İngilizce sınava girmediğiniz için tabii ki zorlanabilirsiniz yani. Ne kadar bilseniz bile belki karşınızdakini anlamakta zorlanırsınız. Genel sınavda kalırsınız yani. O yüzden zor bir sınav. Bu sınav için gerçekten ciddi şekilde çalışmanız lazım. Öncelikle onu söyleyeyim. Ben bayağı birkaç ay uğraştım bu sınavı geçebilmek için. Ve en son dediğim gibi üçüncüde geçebildim. Daha sonra kimlik fotokopiniz isteniyor. Sabıka kaydınız isteniyor. İşte ikamet kağıdınız. Bir de pasaportunuz. Bir de fotoğraf isteniyor. Bizim tarafımızdan aslında sadece en önemli belge işte bu sınavı geçmemiz. A1 yeterlilik. Bu insan İngilizce biliyor mu, biliyor'yu kanıtlamış olmamız gerekiyor. Ve bu sınav yaklaşık herhalde sanırım bir iki haftada falan sonuç geliyordu. Öyle hatırlıyorum. Bayağı oldu tabii, şimdi biz 3 sene falan oldu bu işlemleri yapalı. Ama ben bütün notlarım falan, o zamanki evraklar falan hep sakladığım için duruyordu. Allah'tan işte neler lazımmış falan her şeyi yazmışım da. Çünkü hiçbir şey atlamak istemiyorum. Çünkü gerçekten o kadar küçük püf noktası dediğiniz şey sizin dönüp dolaşıp vizenizde rest almanıza sebep oluyor. Bu yüzden bütün ince ayrıntılarıyla size anlatmak istiyorum. Benden istenen evrakları tabii ki işte hazırladım. Bu süre zarfında eşimden istenen evraklar, o kendisi bir Türk restoranında o zaman menajerdi, müdürdü. Eğer bir yerde çalışıyorsanız 6 ay ama mesela kendi iş yeriniz varsa 12 ay evrak dökümü isteniyor sizden. Eşim bir yerde çalıştığı için 6 ay geçmişte maaşının banka statement olması, bu çok önemli, bankaya yatmış. Yani siz elden kesinlikle ve kesinlikle para almayacaksınız. 6 ay boyunca bankanıza işte şu kadar para maaşınız neticesinde size yattığı belgelenmiş bir şekilde, bankadan kaşelenmiş, onaylanmış bir şekilde bunu sizden talep ediyorlar. Yaklaşık sizden 18.600 minimum yıllık gelir kazancınızın olmasını da talep ediyorlar. Yani siz eşinize sponsor olacaksınız. Yani burada devlete şunu ispatlamanız gerekiyor. Yani benim gelirim
Okey, hani yaşayabilir seviyedeyim. Bu yüzden de eşimi getirmek istiyorum. Yani sizin devlet tarafınızdan herhangi bir yardım falan kesinlikle almıyor olmanız lazım. Yani devlete bir külfetiniz olmayacak ki getirdiğiniz insana da bakabilirsiniz. Devlet bu gözle bakıyor bu duruma. Çünkü sanırım çok doğru olmayan hani yalan evlilikler yapılmış sadece ülkeye girilebilmek amaçlı. Bunun önüne geçmeye çalışmış. Baya ama baya bir zorlaştırmışlar. Yani gerçekten evli olmayan bir insan hayatta bu tarz, bunlarla uğraşamazsınız yani. Ama daha önce hiç böyle şeyler olmadığı için hemen bir imza, evlilik bilmem ne hemen getirebiliyorsunuz. Yani nerede çalıştın, nerede yaşıyorsun, kardeşim sen ne yapıyorsun falan diye kimse sormuyormuş. Şimdi kaldığınız eve kadar bakılıyor. Daha sonra eşimin pasaportu da istendi. Ve bir de daha sonra ev göstermeniz gerekiyor. Başvurudan yaklaşık bir ya da 2 ay önce ev tutmuş olmanız ama bu tuttuğunuz evin de 1 yıllık fatura kontratı olması gerekiyor. Ve daha sonra o evi de bir inspektör yani birileri geliyor. Onu çağırıyorsunuz, evi gelip kontrol ediyorlar. Yani bu ev yaşanılabilecek bir ev mi? İşte 2 kişinin koşullarına uygun mu? Ve ondan sonra size bir rapor veriliyor. Siz bu raporu işte dosyaya koyuyorsunuz. Bu dosya çok kalındı ama biz bayağı bir şeylere attık. Hani bazı sadece özel evrakları tutuyorum sadece burada. Onu da koyuyorsunuz dosyanıza. Ev teftiş raporunu da koyduktan sonra bir de işveren yazısı isteniyor sizden. Yani işte şu kişi şu aydan itibaren işte benim yanımda işte şu maaşla çalışmaya başlamıştır gibi işte onun format nasıl yazılması gerekiyorsa zaten vizeye başvuru yapacağınız yerdeki insanlar söylüyor size. Bu vize işlemi için gerçekten destek almanız çok önemli. Ama bu destek aldığınız kurum o kadar önemli ki biz Türkiye'den başvuru için destek aldık ama mesela buradan başvuru için destek alan arkadaşlarımız var. Hani orası burası aslında fark etmez de kişi çok önemli. Yani avukat olarak yardım eden insanlar var. Tabii ki bunlara belli bir ücret ödüyorsunuz. 1.000 sterlin, 1.500 sterlin arası. Ve o kadar komik hatalar yaptırıyorlar ki sizin bütün 6 ay, 1 senelik emeğiniz o insanın en ufacık bir hatası yüzünden çöp oluyor. Ben de bu videoyu zaten bu yüzden çok çekmek istedim. Bu videomu izlemeden gerçekten başvuru yapmayın kesinlikle. Bu işveren yazısından sonra sizin gerçekten bir çift olduğunuzu kanıtlamanızı istiyorlar. Nasıl? İşte düğünümüz olduğu için düğün davetiyemizi koyduk biz. İşte WhatsApp konuşmaları ama yani bayağı böyle bir dosyaydı. Bütün konuşmaları çıkarttırdık. Sizden işte Türkiye, İngiltere eşim gidip geldiği süre zarfında biletleri saklamıştı Allah'tan. O biletleri istiyorlar. Boarding kartlarını falan. İşte onları koyduk. Başka resim, düğün resimlerimiz, işte sevgiliykenki resimlerimiz, işte kına resimlerimiz falan bayağı bir fotoğraf çıkarttık. O da bayağı bir dosyaydı. Ve ondan sonra da başka bir işlem kalmıyor. Ve artık işte başvuru yapmaya hazır duruma gelmiş oluyorsunuz. Zaten en önemli şey gelir olduğu için işte gelir ve işte sizin bu geliri belgeli bir şekilde sunulabiliyor olmanız lazım. Ondan sonraki evraklar kolay evraklar. En önemli evrak o. Ve bunu en başta söylediğim gibi kesinlikle bankadan onaylı olması lazım. Yani buna çok dikkat edin. Bankaya yatmayan hiçbir parayı, geliri gösteremiyorsunuz. Ve bu sizin en sonunda da eğer koymazsanız banka statement'ınızı red almanıza sebep oluyor. Bir arkadaşımın başına bizzat geldi. Avukatı nasıl böyle büyük bir hata yapmış bilmiyoruz ama onları koymadıkları için arkadaşım red aldı. Biraz da masraflardan bahsedeyim size. Biz başvuru yaptığımız yere 750 pound ödedik ama 1000-1500'e kadar çıkıyor. Özellikle buradan başvuru yapanlar İngiltere'den hani 1500 sterlini rahatlıkla gözden çıkarmış olmanız gerekiyor. Ve başvuru sırasında sistemden onlar kendileri giriyorlar zaten bunu.
benim adıma sigorta ödemesi talep ediyor İngiltere hükümeti. 950 sterlin almışlardı o zaman bunun karşılığında. Bir de işte bu evlilik vizesine başvuru için evlilik vizesinin masrafı. Bunun için de sanırım 1800-1900 sterlin gibi de bir para da oradan talep edilmişti. Yani bu üç kalem, sağlık sigortası, evlilik vizesinin ücreti ve işte danışmanlık aldığınız şirketin ödemesi. Bunlar bu vizenin masrafları. Bu işlemler hazırlandıktan sonra işte vize için başvuru yapan kişi işte size bir randevu alıyor konsoloslukta Mecidiyeköy'de ve parmak basmaya gidiyorsunuz. Bundan önce vizedeki kişi hızlı mı başvurmak istiyorsunuz ya da normal mi başvurmak istiyorsunuz dedi. Benim o dönemde kardeşim doğum yapacaktı bir ay sonra. Ben sordum hani ne kadar bekleniyor, ne süreler. O zaman dediler ki işte hızlı 3-4 hafta. Normal başvuruda 10-12 hafta. Benim de kardeşim bir ay sonra doğum yapacaktı. Ben de dedim ki hani bari doğumunu göreyim, hani ondan sonra gideyim. Ha 2 ay sonra gitmişim, ha 1 ay, çok bir şey değişmez gibi düşündüm. Hani onun doğumu için bir daha gittiğim gibi geri gelmem gerekirdi. Onu yapmamak için dedik normale başvuralım. Hani 12 haftada çok değil, bekleriz. Ama buradan özellikle ve özellikle dipnot olarak size bildiriyorum. Kesinlikle normale başvurmayın. Asla süreç bu şekil işlemiyor. O hızlı da 3-4 hafta dedikleri hızlı 8 hafta 10 hafta arası anca geliyor. Bizim normal süreç 10-12 hafta diye bize söylenen süreç de yani bana 7 ayda zor geldi. Yani artık böyle kafamızı duvarlara vuruyorduk. Biz nasıl böyle bir hata yaptık? Biz nasıl hızlıya başvurmadık? Hani keşke öyle başvursaydık, sonra keşke ben gelseydim doğuma gibi. Ama orada bir ufak yani bizim vizeye başvuran insanımızın da hatası yok. Sonuçta söylenen süreç 12 hafta ama belki deneyimlemiş olsaydı hani belki bize söylerdi. 12 hafta diyorlar ama bu böyle git olmuyor yani. Eşim o sürede gerçekten burada biz her hafta arıyoruz. Her hafta konsolosluğu arıyor da eşim. İstanbul'dan vize danışmanıyla çalıştığımız için İstanbul'dan herhangi bir başvuru yapamıyorsunuz. Yani sadece o bize ne evrak yapmamız lazım, hepsini kendi hazırladı. Allah'tan gerçekten hiçbir noktaya atlamadık. O çok iyi oldu. Ve işte dosyamızı hazırladı. Zaten İstanbul'da daha sanırım herhalde bundan birkaç sene önce bir olay yaşanmış ve oradaki konsolosluk kapatılmış. Normalde oradan eskiden başvuru yapılıyormuş. Ama artık oradan yapılmadığı için burada Sheffield diye bir bölge var. Oraya dosyanız geliyor. DHL'le yollandı dosyamız. Ve daha sonrasında bana bir şifre verdi vize danışmanım. Dedi ki işte Elif sürekli işte 10-12 hafta içerisinde gir, kontrol et. Orada tikler var. 6 tane tik var. Ve ilk siz başvuru yaptığınızda yani parmak gittiğinizde parmağı bastığınızda zaten ilk 3 tik doğmuş oluyor. Geriye kalıyor 3 tik. Ben tabii ki her gün ama her gün istisnasız uyanır uyanmaz kontrol ediyordum. Tik ilerlemiş mi ilerlememiş mi? Bakın bu tik bile o kadar önemli ki tekrardan başka bir arkadaşım bu tikleri kontrol etmiyormuş. Yani kendi kontrol etmiyormuş. Avukatlık bir şirketle işte başvuru yapmışlar. Avukatlık şirketine ona haber gelecek diye bekliyor. Ve hızlıya başvurmuş. Ben de sürekli ona sordum. Ne yaptın, ne oldu, ne yaptın? Sürekli de hala gelmedi. Allah Allah diyorum, hani hızlı yani gerçekten en fazla 10 hafta kızım, 5-6 ay falan oldu. Yani biz nasıl gelmiyor hala, hızlı da bile bu kadar nasıl problem olur falan. Ben böyle hep düşünüyordum. Ara ara da ona soruyordum, ne yaptın, haber var mı, yok yok falan. İnanır mısınız? Meğerse kızcağızın ta 4 ay önce, yani bu şu anda daha yeni olan bir olay. Meğerse 4 ay önce gelmiş. Ve öyle de bir handikap var ki size şimdi onay geldiği zaman sizin 3 hafta içerisinde İstanbul'u Türkiye'den terk ediyor olmanız ve buraya gelmiş olmanız lazım. Tabii arkadaşım bunu bilmediği için
işte onlar avukattan haber bekliyorlar. İşte avukat bir haber kendisinden. Yani nasıl bunları atlıyor bu avukat şirketleri? Ben hiç anlayamıyorum yani. İnsanların çünkü çok büyük bir günahlarına giriyorlar. Yani o pay slip'i sırf bankaya yatırmadı diye reddalan arkadaşım tekrar 6 ay boyunca bekledi. Evrak yaptı. 6 ay sonra bir daha başvuru yapıyorsunuz ve düşünün 6 ay sonra yaptığınız başvuru da kaç ayda sonuç gelecek size. Ondan sonra işte arkadaşımız bilmiyor ya, bekliyor zavallı. Ben en son gene sordum, dedim ne yaptın, ne oldu yani, bu vizen hala nasıl çıkmaz yani, hızlı vize bu. Bana ne dese beğenirsiniz. Elif meğerse onay gelmiş ta bundan 4-5 ay önce. Ekim galiba, yanlış hatırlamayayım. Meğerse işte onaylanmış. Ama avukat bundan bir haber. Çünkü bu tik yerine sürekli girip bakmanız lazım. Yani ben her gün bakıyordum. Yani 12 hafta özellikle geçtikten sonra artık iyice böyle niye çıkmıyor, niye çıkmıyor derken ya günde 3-4 kere bile girdiğim oluyordu yani. Daha sonra işte bu sefer avukatı tekrardan işte mailler atıyor, görüşmeler yapıyor. Çünkü 3 hafta içerisinde çıkmış olması lazım da çıkmamış, otomatikman iptal olmuş. Almamışsınız diyorlar yani siz kartınızı, oturum kartınızı. Neyse avukat yazışıyor öyle böyle şöyle, olayı kurtarıyor yani bir şekilde. Ama şimdi de Covid var. Maalesef Covid'den dolayı uçamıyor. Yaklaşık yani 5 ay önce bu ülkeye gelmiş olması lazımdı. Ama avukatın sorumsuzluğu ve rahatlığı yüzünden işte gelemiyor. Şimdi de Covid'den dolayı gelemiyor. Yani çok basit gibi görünen ama çok ciddi, önemli süreçler bunlar. İşte daha sonra ben işte bir gün kontrol ediyordum. Bir baktım 4, 5, 6 tik olmuş. Tabii hemen heyecanlandım. Zaten hemen gitmeniz lazım. Mecidiyeköy'e gittim. Ki bu arada da kaç kere Mecidiyeköy'e gittim yani haddi hesabı yok. Niye olmuyor? Oradan da hiçbir şey söylemiyorlar inanın. Yani kapı duvar gibi bir şey. Bekleyeceksin diyorlar. Ama diyorum 12 hafta, ben oldu diyorum 6 ay. Nasıl yani bu kadar olmuyor falan. Bir şey iddia edemiyorsunuz ya, eşim inanır mısınız? Yani buradaki home office'i kaç kere aradı? Milletvekiline Twitter'dan falan yazılar yazıyordu, mailler atıyordu falan. Hatta bölgesinin milletvekiline dahil ulaştı, mail attı onlara. Gerçekten onlar da biz hani görmezler, umursamazlar falan zannediyorduk ama döndüler ve o zaman bizim dosyayı inceleyeceklerini, ilgileneceklerini söyledi. Gerçekten sağ olsunlar. Gerçekten de bakmışlar ve ondan sonra işte 6 ay beklemeniz gerekiyor. İşte 6 ay sonrasında da gene bir şey olursa tekrar ulaşın gibi bir şey yazmışlar. Yani bu 10-12 hafta süreci biraz yalan bir süreç. 6 ayı gözden çıkarın. Ki benimki 7. ayda geldi. Hızlı da eğer hızlıya da başvursanız zaten 3-4 haftada hızlı vizeniz gelmiş oluyor. Bu şekilde sizinle bu deneyimi paylaşayım istedim. Çünkü bunlar önemli şeyler. Uluslararası bir şeyler yapıyorsunuz. En ufak şeyi gözden kaçırmamanız lazım. Ben dediğim gibi evlilik anlaşmasıyla şu anda bu ülkedeyim. Şundan da bahsedeyim. Oturumum 2,5 yıl, ilk 2,5 yıl veriliyor. Sonra 2,5 yıl sonra tekrardan bir dil sınavına, işte bazı sınavlara giriyorsunuz. Ve ondan sonra tekrardan bir 2,5 yıl daha veriliyor. Sanırım benim şansıma benden sonra da bu 10 seneye çıkmış. Allah'tan ben bu işte 5 yılda alacağım. Şu anda burada işte 1,5 ikinci yılıma doğru gidiyorum. 1,5 yıl oldu bu ülkeye geleli. Daha sonra tekrardan bir sınava gireceğim. O zaman da tabii inşallah bu YouTube'a devam ediyor olursam size onu da videoda açıklarım, ne yaptım, ne ettik. Çünkü ikinci kere de başvuracaksınız. İşte bu yaptığınız işlemleri o zaman gene yapmanız gerekiyor. İşte geliri, belgenizi göstermeniz gerekiyor falan. Benim burada şu anda çalışma iznim var. İstediğim her yerde çalışabilirim. Ama yardım alamam. Pasaportumun hani böyle bir özelliği var. Çalışabiliyorsun ama yardım alamıyorsun. Dediğim gibi çünkü eşiniz size sponsor. Yani devlet diyor ki hani bana buraya getirdiğin insanı bana külfet yapma. Kendin eşine bak. O şekilde de zaten gelir şeyini istiyorlar senden. Beyanını istiyorlar.
Bu şekilde bütün ayrıntılarıyla size evlilik gizesini anlattım. Hiçbir şey unuttuğumu düşünmüyorum. Bütün en ufak ayrıntısına kadar neye dikkat etmeniz gerekiyor? Veya bu tiklere özellikle çok dikkat edin. Kendiniz kontrol edin. İşinizi kendiniz takip edin. Kimseye güvenmeyin. Ne evrak lazımsa, ne yapılacaksa kendiniz ilk önce kendi onayınızdan, kendi şeyinizden geçirip öyle evraklarınızı verin. Hani eksik gedik olmasın. Ve dediğim gibi lütfen gelirinizi banka statementlarında belirtin. Bu mutlaka en önemli şey. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Evlilik vizesiyle ilgili bütün en ince ayrıntısına kadar her şeyi size anlattım. Umarım siz de bu vizeyle eğer gelecekseniz bu ülkeye hakkınızda her şeyin hayırlısı olmasını diliyorum. Bu süreci de kolaylıkla atlatmanızı diliyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonunu tuşlamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bye bye.